Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer ne demiştik bir önceki videoda? Daha kelime listesine geleceğiz. Burada ama burada kelimeleri direkt teker teker okumuyoruz. Bunları cümle içerisinde kullanacağız. Ben cümle yapacağım. Siz de cümleleri yazacaksınız. Mesela cia cia eşittir böyle seslenmek, şöyle bilmek ya bu kişi olarak bilmek değil. Mesela senin adın ne diye öğreneceğiz. Siz onu yazacaksınız. Haydi başlayalım. Şimdi mesela bir de bir cümlede 2-3 tane kelime kullanalım. Çünkü bakayım 16 tane kelime masal. Size göstereyim şöyle. 16 hatta make void'e yaparsak 17 tane. Şimdi 17 tane ayrı cümle yazmak yerine bir cümlede kelimeleri 2-3 tanesi kullanırsak daha az cümle yazmış oluruz. Cümlelere de şöyle şey yazacağım. Mesela ne diyelim? Nijia, Shenme, Mingzi. Yukarıda da Mingzi var. 3 tane kelimeyi çıkarmış olacağız. Yazalım mı? Niye? Cihan. Cihan'ın altını şöyle yok düz olacak o. Cihan. Sonra Shunma. Biraz dalgınım kusura bakmayın. Şunu. Bir de diğer tarafta Mingzi'miz vardı. Evet çok güzel. Mingzi de şöyle yazılıyor. Bu Ming. Ming. Zı. Mingzi isimli. Şunma. Ne demek? Cihada ses demek. Senin adın ne? Ni. Cihada. Şunma. Mingzi. Cia Onun dışında silelim burayı da. Siz bu cümleleri yazıyorsanız burayı durdurun. Yazın. Daha sonra kelimemiz ne? Ruinşi. Tanımak. Mesela bir diğer tarafta da Nagu falan vardı. Mesela o kişiyi tanımıyorum. Şimdi hatırlıyorsanız değil mi? Nagu şey şu. Mesela ben o öğrenciyi tanımıyorum diyeceğiz. Bir düşünün, ben o öğrenciyi tanımıyorum. Başlayın edelim. Ben öğrenci, tam ilk önce ben diyeceğiz. Bunu dememiz için. Şimdi tanımıyorum. Brunch'i tanımak, tanımıyorum nasıl diyoruz? Bu kullanacağız. Bu. Şu. Rönşi. Bu Rönşi ben tanımıyorum. Kimi? O öğrenciyi. O dememiz için bizim ilk önce ne dememiz lazım? Bir na dememiz lazım değil mi? O. Ama biz o bu derken ne kullanmamız lazımdı? Majority kullanmamız lazımdı. İnsanların majority neydi? Majority bu arada Türkçesini tam olarak da bilmiyorum ya. Ben hep böyle öğrendim. Nagı. Şey öğrenci neydi? Fişim. Şöyle olacak. Fişim. Fişim. Yani Nagı Fişim. Şimdi şurası da ne olacak? Şu bu. İkinci tane olacak değil mi? Şimdi şurası dördüncü tane. Bu Rönşe. Nagı Şüeşim. Ben tanımıyorum. O öğrenciyi. Ben o öğrenciyi tanımıyorum. Tamam. Buraya da geçelim. Şimdi Gaoşing var. Rönşe ile bunu da kullanabiliriz. Rönşe ni Wohun Gaoşing. Ve Rönşe ni yazdık zaten. Wohun Gaoşing de diyebiliriz. Çok memnunum. Wohun Gaoxing. Wo. Wohun Gaoxing.
Gavşin birinci son, şimdi de dördüncü son olacak. Gavşin. Wo Hın Gavşin. Şu ikinci son olacak burada. Wo Hın Gavşin. Ben çok memnunum. Ya bunu işte başına şey de getirebilirsin. Bu Rönşen'i, Wo Hın Gavşin zaten neydi bu? Tanıştığımızda memnun oldum. Rönşen'i, Wo Hın Gavşin. Yani video çok uzamasın diye bir kısa kısa hemen yapmak istiyorum. Diğer türlü ayrıntılı cümle kurarsak böyle 20-25 dakika olur bir diyor. Sonra ne vardı? Guishin. Biz ne yapıyorduk? Böyle saygı duyduğumuz kişilerin ismini sorarken yani. Sizin isminizi öğrenebilir miyim? Tarzında. May I know your name? Diye hatta İngilizce de. Ve saygı belirtisi için de kullanıyoruz özne olarak da. Nin. Nin Guishin. Nin şu şekilde yazılıp ikinci sonunda Nin Guishin. Çok bu işin işte dördüncü tam. Hatta şu işin soy isimler. Ningguishin. Sizin isminizi öğrenebilir miyim? Bir de bunu kullanacaksan özne nin olmak zorunda. Mesela ta diyemezsin mesela. Ta guishin diyemezsin. Hani onun ismini öğrenebilir miyim değil. Karşıdaki kişiye söylüyorsun ve özne nin olacak. Sizin isminizi öğrenebilir miyim? Nin guishin. Bunu da geçelim. Ondan sonra ne var? Shin. Soy isim demek. Mesela Wo Shin. Zhang. Benim soy ismim Zhang olsun. Wo. Shin. Wo Shin. Zhang neydi? Şöyle yazıyorum. Eğer bu sesinden bir tanesiydi. Can bir de birinci tane. Washing Can. Şin Can. Benim soy ismim Can. Bunu da geçelim. Nerede yazıyorsunuz? Şimdi burada kaldı mı kalmadı. Şimdi bunu da yazdık. Gelelim buraya. Mingzi de yazmıştık. Nice aşımı Mingzi'ye. Şı. Şimdi şu işim daha şu işim da kullanmıştık. Şi ne diyelim? Mesela Wo Shi, Liu Shi Shi. Ben yabancı bir öğrenciyim. Diyeceğiz. Şu. Wo Shi. Wo. Şu. Liu Shi Shi. Bunu kullanacağız. İkinci tam. Liu. Şu ikinci tamda. Şu yaşımda şu tonu yok ama Liu şu yaşımda birinci tam. Vay şu Liu şu yaşım. Ben bir yabancı öğrenciyim. Burası şu to be. Olmak. Olmak değilim. Ben yabancı öğrenciyim. Silelim burayı da. Fishing kullandık. Nagı. O öğrenci demiştik. Onu da kullandık. Çı. Şimdi. Cigarın. Mesela Daifu. Cigarın şı. Daifu. Bu kişi doktordur diyeceğiz. Cigarın şı. Cigarın da özne olabilir. Bu kişi. Cı. Yine gayı kullanmamız lazım. Rın. Çıkırın. Şu. Olmak. Şu. Day. Fu. Fu tonsuz. Day fu. Çıkırın. Çıkırın. Şu. Day fu. Bu kişi. Bu.
Doktordur. Yani eline gösteriyoruz yani bu doktor. Bu kişi doktordur. Jigarın şu Tayfun. Geçelim buraya. Ne kaldı? Punyo. Ha bir de aşağıda Meigo var. Meigo ile Punyo'yu nasıl diyelim mesela? Benim arkadaşım Amerikalıdır. Amerikandır. Benim arkadaşım Amerikan. Mesela ilk önce benim arkadaşım nasıl diyorduk? Wo Punyo. Punya, Wo Punya benim arkadaşım. Şimdi Amerikalılardayken durum bildiren şu kullanmamız lazım tabii fiili. Şu Meiguo Amerikan rün getirirsek tabii ülkeden sonra ne oluyordu? Amerikalı Amerikan. Meiguo Amerika demek. Mei nasıl yazıyordu? İki tane noktaya koyduk. Aşağıya Wang yazdık. Onun altına da daha yazdık. Oldu sana Mei. Koydu. Bunu yaptık. Sonra yine Van yazıyormuş gibi şunu yaptık. Ama alttan çizmeden şuraya bir şey, virgülümüzü koyduk. Sonra Van'ı tamamladık. Şöyle yaptık. Bu da Go oldu. İkinci son. Go, Mei, Go. Amerika. Rın da eklersem Amerikan. Amerikalı. Wapunya. Benim arkadaşım. Şu olmak. Meguar. Benim arkadaşım. Bir Amerikalıdır. Benim arkadaşım Amerikalı. Bir Amerikan. Bu kadar başka kelime falan var mı? Yok. Bundan sonrasında şey yapacağız. Ondan bir şeyini vereyim. Şurada cümleler var. Göremiyorsunuz. Böyle gramer olarak. Ya bunları böyle göstere göstere geçerim. Bu cümleler üzerinde şey yaparım. Mesela burada ma'nın kullanımını anlatıyor. Artık böyle pengin kısmı bitti. Demiştik ki ilk üçüncü de bitiyor. Dördüncü ünitedeyiz. Artık pinyin falan görmeyeceğiz. Sadece ünite sonlarında pinyin ve ton pratik yaptığımız kısım var. Onun dışında başka hiçbir şey yok. Onun yerine böyle işte manın kullanımı. Sonra diğer sayfalarda da aynı şekilde. Mesela geçelim. Geçebilirsek. Ne var? Mesela işte burada da soru iki olacak. İnşallah bu kaydırken size görüntü gitmiyordur. Mesela burada ne? Şun mu? Şuey kim demek? Sonra şın mı yine? Sonra burada nar. Na'ya benziyor ama nar nerede demek? Na o. Sonra eğer nar bizdeki na olursa ar getirsek oraya. Orada falan ne olacak? Bunları bir sonraki ünitede şey yapacağım işte derste göreceğiz. Burada da mesela şey sıfatların kullanımı. Ne demiştik? Olumlu da eğer çok diyeceksek hın kullanıyoruz. Olumsuz da çok diyeceksek de yani çok yapmıyorum diyeceksek de tay kullanıyorduk. Onu da söylemiştim. Ondan sonra klasik devam ediyor. Neyse bunlar biraz şey olsun. Aslında zaman gelince göreceğiz. Tamam. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.